düşme de aşağıya. Evet. Geçen de dün gibi manken arkadaş geldi burada yürüdü. Orası aşağısı uçurum geldi o zaman drone dedi. Aşağıya bir de bulamadık tabii de. Kübra Nur Göldere lütfen dahili. Kübra Nur Göldere. Geldim Beyaz'cığım, geldim. Geldin mi? Kübra... Geldim, iyi geceler. Ekranların en şeker, en tatlı, en yakışıklı şovmeni. Teşekkür ederiz. Kübra Nur'cığım. Efendim. Yaş kaç? 18. 18 olsun artık, yapacak bir şey yok. Okuyor musun? Okuyorum. Harika. Nereden arıyorsun bizi? İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'dan. Programı izledin mi şu saate kadar? Tabii ki izledim ama yarısından fazlası telefonda geçti. Tamam, bir kritik yap bize. Şu dakikaya kadar program nasıl geldi? Bir kere işte izlettiğiniz şeyler, geçmişe dönüşlerimiz gerçekten çok eğlenceli, çok güzeldi. Zaten evet. Bu gece konuklarınız bir harika. Evet. Özellikle aramamın en büyük sebeplerinden biri de onlar zaten. Bir kere Kanal D'nin 15. yılını yürekten kutluyorum. Arkadaş, sap gibi kalmak buna deniyor yani. Bak, aramanın en büyük sebepleri de onlar diyor. Ben sen böyle benim bakıyorum. Bir tanemsin. Senin yerin ayrı ya. Teşekkür ederim. Kübra, vaktimiz çok az. Hadi bakalım sor. Var mı sorun? Var tabii ki. Hemen. Bir kere ben Kıvanç'ı inanılmaz seviyorum. Sadece ben değil, çevremdeki bütün arkadaşlarım çok seviyoruz onu. Yani bence o dünyaya gelmiş en güzel şeylerden biri. Özellikle annesinin onu dünyaya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Karıştırmıyorsun değil mi benle Kıvanç'ı? Çünkü senden Kıvanç'ı... Senden sonra canım benim, senden sonra. Bak. Sen de beni böyle yanağımı okşayıp. Allah. Ondan sonra da... Senin yerin ayrı ya. Hayır, Kıvanç'ı çok seviyor olabilirsin, arkadaşlarına çok seviyor olabilir. Haklısın ama dünyaya gelmesi en güzel şey deyince karıştırma diye şey yaptın yani. Evet. Hani şimdi konuk ya, misafir. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet. Benim sorum Kıvanç'a. Şimdi kendisi böyle inanılmaz çekici, yakışıklı bir insan. Dizide de işte amcasının eşine aşık oluyor. Kendisi acaba gerçek yaşamda da böyle bir aşkı göze alabilir miydi? Tekrar alabilir miyim sorunuzu? İşte şimdi gerçekten. Siz dizide amcanızın eşiyle bir aşk yaşayacaksınız. Ve işte hani bu çekiciliğinize, bu karizmatikliğinize güvenerek gerçek hayatta da böyle bir aşk yaşadığınızda bunun peşinden gider misiniz? Onu yaşamak lazım galiba. Bilmiyoruz tabii yani. Yaşamaya cesaret edebilir misiniz? Yalnız. Ben bittim bu soruyla yalnız. Muhabbeti sorular yalnız. Doğrudan acayip. Yani bunlar... Sen de bir kerecik sorumuz bir şey söyleyeceğim. Da bitti. Yani arka tarafta çalışılmış bir soru. Bu telefon hakikaten başka bir taraftan mı geliyor? Vallahi çalışılmış soru da değil. Hiç kimseyi tanımıyor. Hayır tamamen içten gelen bir şey. Yalnız ses tonundaki titremeyi gördün mü? Yani ses tonundaki titreme şey diyor. Gerçekten de böyle bir aşkı göze alabilir misiniz ya? Karşımda bu kadar yakışıklı bey var. Nasıl titremeyeyim Allah aşkına? Evet. Çok teşekkür ederiz. Herkes adına. Evet. Tabii ki herkes adına. Evet, ben alamam herhalde. He? Alamam. Alamaz. Evet. Neden? Aşka mı inanmıyorsunuz? O başka bir var ya. Hayır, o başka bir şey. Tabii ki aşka inancım var. O çok güzel bir şey. O yaşandığı zaman kelimeler kifayetsiz kalıyor ama nasıl diyeyim? Çok önemli bir çizgi. Yaşayan mutlaka vardır ki biz böyle bir şeyi hayata geçiriyoruz zaten. Ama ben bir şey merak ediyorum. Siz bu aşkı yaşamaya cesaret edemezseniz aşk olur mu bu? Anlamadım, pardon. Bu aşkı yaşamaya cesaret edemezseniz aşk olur mu sizce? Onu bilmiyorum. Yaşamak lazım. Öyle bir tecrübe edinmek lazım. Ben böyle bir tecrübe edinmeden konuşmak bana çok anlamsız geliyor açıkçası. Yani ama henüz aşık olamadınız. Olduk. Aşık oldum. Güzel. Neyse, ben tavsiye ederim sana. Biz size çok aşığız ve sizi çok seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ bir şey daha sormak istiyorum size. Bana? Evet. Alayım. Biz ikimiz... Bu seferki bu kadar zor olmayacak.
Evet. Biz yaklaşık 2 sene önce falan böyle sizi işte Bağdat Caddesi çevrelerinde görüyordunuz. Orada oturuyordunuz. Bağdat Caddesi çevrelerinde görüyorduk diyor. Evet, orada oturuyordum çünkü. Hala orada oturuyor musunuz? Hayır. Gerçekten. İkinci gelen sorunun canı havliye. Hala orada oturuyor Hayır. musunuz? Hala orada oturmuyorum. Taşındım, başka bir yere taşındım. Yerini öğrenebilir miyiz? Ama ailem Erenköy'de oturuyor. Ama biz sizi ziyarete gelmek istiyoruz. İstediğin zaman. Tamam o zaman, ben yayından sonra adresinizi istiyorum. Herkes duymasın çünkü. Ben burada vereyim istiyorsan kimse. Artık bateryist bile dayanamadın lan! En sonunda Allah bu kadar diyor. Evet, peki bir dakika. Sorduğun soruyu aslında arada bir detay geldi. O detayı atladın sen. Çok güzel gidiyordun. Arada dedi ki Kıvanç, gerçekten de aşık oldum dedi. Herkese tavsiye ediyorum. Çok güzel bir şey dedi. Ve bunu biz bir öğrenmek isteriz gerçekten de. Aşka. Soruyorum canım benim. Teşekkür ederim. Gerçekten de bizim bu televizyonda izlediğimiz ki benim çok sevdiğim dünya tatlısıdır yani Meltem Cumbul. Benim hem kardeşimdir hem beraber çalıştığım iş arkadaşım yani dünya tatlısı bir kadındır yani. Bizim gördüğümüz kareler doğru mudur? Yoksa bir arkadaşlık mıdır? Yeni başlamış bir şey midir? Nerededir? Nedir? Ne değildir? Ben şu ana kadar... Özel yaşantım hakkında hiçbir şekilde konuşmadım. Çok ciddi konuşmak gerekirse. Bu kadar senedir ekranlardayız. Ama ben şahsım olarak özel yaşantımla ilgili hiçbir konuda konuşma yapmadım. Ne mutluluğumu ne mutsuzluğumu, hayatımda kim var kim yok bilinir, yazılır, çizilir ama onun dışında hiçbir yorum yapmadım. Ben hakikaten çok sıkılan bir insanım bu konuları konuşulmasından. Deşifre edilmesinden. Çünkü bir aile yaşantım var ve bunu korumak için çok titizleniyorum. Ben aynı zamanda utanıyorum da böyle şeyleri konuşmaya. %100 doğru söylüyorsun. Ben de gelen konuklara ki beni bilen biliyor bu konulara girmem. Girecek olsam bile ıkınıp sıkınırım. Çünkü ben de başıma gelsin istemem böyle sohbetler. Sadece çıkan bir sürü şey olduğu için neden... Bunlar çıkmasın diye ne söylemek istersin? Sana öyle sorayım. Ya zaten beni takip eden insanlar ne yaptığımı çok net görüyorlar. Neler yaptığımı çok net görüyorlar. Şu anda çok ilgilen bir dizim var. Bir takım şeyleri tam gaz icra etme durumundayız. Onun dışında başka bir şeyle uğraşmasınlar yani. Özellikle basından arkadaşlar. Evet. Gerek yok bu tarz şeylere. Bu konulara girmesinler mi diyorsun hocam? Hiç girmesinler. Evet. Peki bundan sonra da girmezler emin ol yani. Harika olduk. Hiç girmesinler. Biz hiç akıl edemedik bugüne kadar bunu söylemeyi. Söyleyeydik keşke yani. Evet. Ama konuşulacak bir şey yok bu konuda. Konuşulacak bir şey yok. Asla. Bu konuda hiçbir zaman da konuşmayacağım diyorsun. Bu konu değil. Başka yani özel yaşantıyla ilgili genel olarak hiçbir konuya benden cevap beklemesinler. Çünkü cevap gelmeyecektir. Evet. Ben kendi nacizane fikrini söyleyeyim. Varsa da helal olsun. Varsa helal olsun. Başka kaç kişi yakalıyor ki? Tırmalıyoruz yakalamak için yani. Varsa helal olsun. Evet. Başka da bir şey söylemiyorum. Yani sen dizilerden izliyoruz. Vallahi konu da kaçıp gidemiyorum ki şimdi konudan başka bir konuya geçeceğim. Su içer misiniz diye falan bir konuya geçeceğim. Nasıl bir konuya geleyim ya? Bir konu yok, geçemiyorum, tıkandım. Ben şartlara bak. Buyurun, şalteri kapatıyorum. Söyleyeceğim. Senin arkadaşların orada oturuyor. Zavallılar orada oturuyorlar. Yani, zavallılar değil, programı seyretmeye geldiler. Tabii, çok acı. O anlamda söylemedim. Evet. Hepsinin kafasında bugün... şapka vardı, çok komik görünüyorlardı. Dizide yataktan kalkıyorsun, sevgilin sana post-itler yazıyor, doğru mu? Küçük küçük böyle. Evet, evet. Doğru. Ne yazıyordu onlarda? Hatırlıyor musun? Yatak odasındaki ilk notta seni çok seviyorum. Evet. İkinci not tost hazırlamış. Evet. Ben göstereyim mi onlardan? Evet.